Merhaba değerli izleyenler, kürsüyle karşınızdayız. Evet, ülke gündemi her zaman olduğu gibi hareketli, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Evet, bu geride bırakmaya hazırlandığımız hafta içerisinde önemli ziyaretler meydana geldi. Ekonomik tedbir, önlem paketleri açıklandı. Protokoller imzalandı ve daha birçok şey gündeme geldi. Tüm bunlar aslında konunun birebir içinde, birebir yaşayan, üretim ayağında tüketime hizmet sağlayan önemli bir isimle tartışacağız. İş insanlarımızdan diyeceğim. Tabii ticaret odasını bir kenara bırakacağım. Sayın Ramazan Gündoğdu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz sizinle uzun yıllardır ilk defa program yapıyoruz. Evet. Çok galiba uzun. Da başka bir kanalda evet, yapmıştık. Evet. İsmin de verdiniz. Hiç önemli değil. Kardeş bir kanal. Uzun yıllar önce. Evet. Çok uzun yıllar önce orada yapmıştık. Şimdi kısmet oldu. Kısmet bugüneymiş. Evet. Evet. Gündemimiz de yoğun, öyle bir denk geldi ki neyi nereden tutalım. Dilerseniz öncelikle Sayın Erdoğan'ın seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı olarak yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği bozulan bir geleneğin tekrar rayına oturmuş şekilde gerçekleştirdiği ziyaretten başlayalım aslında. Çok önemli açıklamalara imza attı Sayın Erdoğan o ziyaretinde Sayın Tatar'la yaptıkları basın toplantısında. Ekonomimizden sağlığa, Doğu Akdeniz'den Kıbrıs sorununa birçok konuda geniş bir yelpazede detaylandırmalar vardı. Siz nasıl okuyorsunuz gelişini ve yaptığı açıklamaları? Çünkü arkasından Azerbaycan'ın ziyaretinde ise yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işaret eden ifadeleri vardı. Özellikle tanınması için. Evet, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs'ın tanınması için çok net ifadeler kullandı. Hı hı. Ancak tabii çok kolay bir süreç değil. Ancak başlangıç olarak bu ifadeler bence başlangıç noktasını oluşturdu. Hı hı. Ve hala da her geçen gün şu anda gerek Türkiye gerek Kıbrıs bu tanınma sürecini ileri taşımak için elinden geleni yapıyor. Bu ziyaret tabii ki çok anlamlıydı. Çünkü Türkiye gelenekleri olan bir ülke. 3 günlük hafızayla çalışmıyor devlet geleneği, 1000 yıllık hafızayla geliyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten bugüne şeklinde geliyor ve bu hafıza işliyor. Hı hı. Kurumsal yapının gereği olan bürokrasi kesimi de kesintisiz birbirini tamamladığı için Türkiye normal bir ülke aslında. Aslında sıkıntı bizim tarafta. Bütünlüklü olarak ve birbirini takip etmeyen bürokratik yapı nedeniyle sıkıntı bizde oluyor daha çok. Ama Türkiye bu geleneği tabii ki devam ettiriyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun en önemli ilk gelişini Kıbrıs'a yapması da bunun nişanesidir. Biz geçen hafta belki basında da gördünüz, ticaret odası olarak Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ettik. Evet. Ve Sayın Ömer Bolat'ı ziyaret ettik. Hı hı. Bu ziyarette de gördük ki hem bize verilen randevunun daha Türkiye'de hiçbir sivil toplum görüşmemişken bize randevu verilmesi bile Kıbrıs'a bakış açısını ortaya koymaktadır. Ehemmiyeti ön plana çıkarıyor. Evet, ön plandadır. Evet. Dolayısıyla çok samimi görüşmeler yapıldı. Ve burada orada da şunu gördük daha önceki görüşmelerimizi teyit eden nitelikte. Gerek Cevdet Bey gerekse Ömer Bey. Her ikisi de Kıbrıs'la ilgili projelere çok duyarlılar. Kıbrıs'la ilgili yapılması gerekenleri gayet iyi takip ediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak programları da hassasiyetle takip edeceklerini bizlere ifade ettiler. Bu arada Kıbrıs'la ilgili gerek sudan, gerek gelecek olan elektrikten ve benzeri konularda son derece bilgilere vakıf olduklarını gördük. Ve yakın dönemde iş dünyasını da ilgilendirebilecek pek çok yatırımlar içinde çeşitli projelerinin den bahsedildi ve zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın da kendi hesabından yaptığı açıklamada bunu teyit eden cümleler vardı. Hı hı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye için vazgeçilmez kıymetli bir yer. Kıymetli bir halk var burada. Göz bebeği olarak görmek istedikleri bir Kuzey Kıbrıs var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle okursak, böyle anlayabilirsek
ilişkiler de çok daha olumlu yöne gidecek. Çok daha verimli bir gelecek ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz sözlerinizin sonunda. Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in Kıbrıs'ı iyi tanıması, Kıbrıs'la ilgili konuları iyi bilmesi. Zaten Türkiye'deki tüm bürokratlar, tüm siyasiler aslında ev ödevlerine çok güzel çalışıyorlar. Ekipleri de çok kuvvetli. Ekipler de çok güzel destekler veriyorlar onlara ve ben şahsi olarak biliyorum, ziyaretler gerçekleşmeden önce önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor, çalışmalar yapılıyor ve konuya iyice vakıf oluyorlar. Fakat dediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli bir parçası Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bizim için de Türkiye tabii ki ana vatanımız, her zaman bunu layıkıyla dile getiririz. Fakat Türkiye'deki gerek siyasileri gerek siyaseti yermek isteyen Kuzey Kıbrıs'taki bazı güruhların aslı astarı olmayan ifadelerle yola çıkarak Türkiye'deki insanların veya siyasilerin diyelim Kıbrıs'ı tanımadıkları bir yerle ilgili hariçten gazel okudukları yönünde ifadeleri var. Yani bunları hepimiz duyuyoruz, görüyoruz. İşte tam da bu noktada Türkiye ile ilişkilerim, hani derler ya amiyane bir tabir ama sinek de küçüktür ama mide bulandırır. Bu ifadeleri kullanan kesimlerle ilgili nasıl bir hareket yapılmalı? Yani tabii ki seslerini kesmek gibi bir şey değil. Demokratik bir ülkeyiz. Herkes istediğini istediği şekilde söyleyecek, hakları halel getirmediği sürece. Ama işte zaman zaman aradaki gerilimin de tırmandığını biliyoruz Türkiye ile ilişkilerde bu güruhtan dolayı. Bunlarla ilgili neler yapılmalı? Nasıl bir hareket planı belirlenmeli? Çünkü birlik ve beraberlik mesajları verdiğimiz bir dönemde, olmamızın gerekliliği elzem olan bir dönemde, bunlar bizim ilişkilerimize zedeler mi şu saatte? Aslında yaşanmakta olan, ben Uzak Doğu'ya iki kez gittim. Birisi çok yıllar önce, birisi de daha sonraki yıllarda. İlk gittiğimde Singapur, Güney Kore ve benzeri ülkeler, o böyle coğrafyadaki Endonezya falan, herkes Çin düşmanıydı. Çin bizi yutacak, Çin bizi yiyecek. Hepsinin derdi buydu. Dünyayı yiyecek Çin aslında. Şimdi son yıllarda tekrar gittiğimde de tersini gördüm, şunu gördüm. Çin'in kendi limanları yetişmediği için, onların limanlarını ve ticari hayatını, etkileri ve avantajları ortaya çıktığı için bu sefer o insanlar Çin'le işbirlikleri nedeniyle çok geliştikleri için Çin dostu olmuşlardı. Şimdi güzel örnek sanırım bu. Burada Kuzey Kıbrıs'ta da durum şu. Anakara gerçeği burada duruyor. Evet. Anakara ile iş yapmak büyük bir avantajdır. Bu herkes için geçerli. Hatta Rumlar için de geçerli. Rumların aslında şu anda yaşadığı ambargo Kuzey Kıbrıs'ın tersine Türkiye ile iş yapamadıkları içindir. Yani bir de işin bu tarafı var. Hiç ama bu tarafından bakmak bizim işimize gelmiyor ya da evet, belli bir güruhun evet, işine gelmiyor. Yani Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ticaret erbabı ve insanı, her türlü alımını Türkiye'den, üstelik de coğrafi yakınlık nedeniyle büyük avantajlı bir şekilde temin ederken, öte yandan Güney Kıbrıs'ın bunu temin edememesi onlara uygulanan karşı ambargodur aslında. Hı hı. Buradan hareketle bizim anakara gerçeğini, bırakınız siyasi düşüncenizi, başka bakış açılarını, anakara gerçeğini unutmadan Türkiye ile işbirliklerini bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. Türkiye'ye TÜKAK'a düşman demek yerine Türkiye ile iş yapmanın kendisine de avantajlar sağladığını bilmesi gerekir hepimizin. Hepimizin bunu bilmesi gerekir. Bugün devlet memuru olabilir ama yarın belki emekli olunca o da ticaret yapacak. O da bu görüşe aa diyecek, demek bu iş böyleymiş diyecek. Şimdi dolayısıyla bu kısmını göremeyen bir yapı var ortada. Bir de ideolojik konular ekleniyor sürece. Evet, evet. Artı dış etkenler de var. Bilhassa genç kesimler üzerinde etkili olan dış etkenler de var. Türkiye düşmanlığını körükleyen. Tabii bunlar mevcut ilişkileri maalesef yıpratıyor. Peki Avrupa Birliği bu noktada nerede duruyor? Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği uzaktan bakınca doğal olarak üyesi olan Güney Kıbrıs'ı kollamak durumundadır. Bunu böyle anlamak lazım. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta
aynı Avrupa Birliği sınırları içinde ama yasanın, müktesebatın uygulanmadığı bölge olarak değerlendiriliyor. Evet. Bu bakımdan Avrupa Birliği, mesela limanlarla ilgili Avrupa Birliği Rumların beklemediği bir cevap vermiştir. 2008 yılında Olerey'nin o yıllarda Suriye'ye şey başlamıştı, gemi seferleri. Evet. Güney Kıbrıs'ta bence hata yaparak Avrupa Birliği'ne bunun yasal olup olmadığını ifade eden bir soru sormuştu. Yani yasal yaptırım uygulamak için veya Birleşmiş Milletler'in nezdinde bir uygulama ile yasa, Suriye tarafından resmi de olmuştu aslında. O. Suriye tarafından en azından Suriye'ye Birleşmiş Milletler kararı ile gidip Suriye'nin bu işi durdurmasını talep edecek hayalleri vardı. Fakat ne oldu? Kuzey limanlarının yasal olduğuna ifade eden, tam o nokta değilse bile ona yakın ona bir ifadeyle bunu teyit ettiler ve Kuzey Kıbrıs limanlarının yasal liman olduğu neredeyse netleşti. Aynı yazıyı teyiden 2018 Aralık ayında yine bir yazı yayınlandı. Bu yazıda da yine bunu teyit eden, önceki yazıyı teyit eden Kuzey Kıbrıs limanlarının yasal olmadığını değil, olduğunu ifade eden bir yazı çıktı yine Avrupa Peki, Birliği'nden. Peki çok özür dilerim. Burada ben bir virgül koyarak şuraya da bağlamak istiyorum. Çünkü söylediğiniz bu, yaptığınız bu açıklama, evet benim de aklımda olan ama unutmaya doğru yüz tuttuğum bir konuyu gündeme getirdiniz. Şimdi biz Hellim'le ilgili bir adım attık burada. Evet. O Hellim'in bizim limanlarımızdan ihracı gündeme geliyor. Yani onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu kararlar, Avrupa Birliği'nin bu kararları 2008 ve daha sonrasında yasaldır diye ifade ettiği kararları bizim Hellim'in ihracında etkili olabilir mi peki? Şimdi şöyle, Avrupa Birliği Hellim'i güney üzerinden ihracı halinde onayladı ve orada temel sorun aslında şuydu: üretildiği yerdeki güvenlik kodlamasının yapılabilmesi. Hı hı. Yani fabrikanın hijyen koşullarda olup olmadığı, ürünün hijyen koşulları vesaire. Denetim. Şimdi bunu bir denetim kurulumu üzerinden, adını söylemek istemiyorum, bir denetim kurumu üzerinden Avrupa Birliği onayladı. Hı hı. Orada birkaç konu vardı tabii. Bir tanesi olağan dışı bir gelişmede hangi mahkemelerin geçerli olduğu kısmı uzunca bir tartışma konusu oldu. Yani Güney Kıbrıs mahkemeleriydi başta. Evet. Onu Kuzey Kıbrıs yetkilileri itirazla yanılmıyorsam Brüksel mahkemelerine döndü diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Yanılabilirim bu noktada ama ben de tam Güney Kıbrıs mahkemeleri olmadığını biliyorum sadece. Hı hı. Şimdi tabii güney üzerinden yapılan ihracat bugüne kadar doğru olabilir ama ürünün sertifikalandırma sorununu denetim kuruluşu üzerinden çözdüğünüze göre kuzey limanlarından da ihracatın önünün açılması gereken bir safhaya girildi. Evet. Bu safhayı tabii ilerletmesi gereken Cumhurbaşkanlığı'dır. Şu anda yurt dışına karşı, BM'ye ve Avrupa Birliği'ne karşı tanınan tek makamımız. Tanınan makam Cumhurbaşkanlığı'dır. Ticari yönden de ticaret odasıdır. Evet. Dolayısıyla bu kurumların bu süreci ilerletmesi gerekiyor. Nitekim ticaret odası olarak biz işin mutfağında görev alıyoruz hala. O süreci takip eden arkadaşlarımız var ve her geçen gün ileri doğru gideceğine inanıyoruz. Çünkü son yine bir firmamız daha yeterlilik aldı. Evet. Geçen bir hafta 10 gün olmadı daha. Dolayısıyla bu her geçen gün gelişecek. Çünkü bu bizim için çok önemli bir kapı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınma yolunda bu kadar uğraş verilirken, bu kadar emek sarf edilirken tanınma yolunda çok önemli bir adım aslında. Evet, evet. Biliyorsunuz biz de şirket olarak İsrail'e bir gemi sattık. Dolayısıyla bu da bu adımların, hamlelerin bir tanesi. Tabii. Çünkü biz daha önce de gemiler sattık ama küçük boyutlu gemiler söyledikleri. Evet. Daha önce sattıklarımızda
ana makine ve donanım olmadığı için üretim yeri gittiği yerde olabiliyor, yazılabiliyordu, yapılabiliyordu. Evet. Fakat bu kez üretim yeri Northern Cyprus olarak tescillendi ve öyle sattık. Ve İsrail gibi zor bir yere sattık. İsrail gibi Rum sevici bir yere sattınız aslında. Onu da yani, söylemem lazım. Rumlarla Avrupa Birliği'nin kuralları neyse onun evet. da kuralları sıkı. Evet, çok çok sıkı ama. Sıkı. Evet. Ama şu var orada da İsrailli tabii ki menfaati olan konularda da Rum falan dinlemiyor. Tabii. Yani, o da, yani. Da İsrail'in İsrailliliği işte. Evet, o da İsrail'in İsrailliliği. Evet. Aynen öyle. Evet, tabii bu münferit hareketler, yani tekil hareketler, evet. bireysel bazdaki hareketler aslında toplandığı zaman bir yerde önemli bir adımı oluşturuyor. Önemli bir hamleyi oluşturuyor. Mesele bunların hepsinin görülüp daha resmi bir şekilde, bireysel olarak değil, yani şirket bazında değil de daha böyle kurumsal bütünlüklü. Bir yapıya tabii, sahip olup tabii. bütünlüklü bir şekilde hareket sağlayabilmek. Yani bir hellim tescili aldıysa ve Avrupa'ya gidebiliyorsa diğer hellim ürünlerini de aynı şartlara hemen getirtmek zorunluluğunu yaratıp şimdi ticarette bizim... rekabeti, ticaret zaten rekabet demek. Evet. Rekabeti evet. artırmak. O zaman herkes hem yaptığı, ürettiği ürünü daha iyi üretmek için çaba harcayacak, satabilsin diye, hem de bizim artık kapılarımız gittikçe açılacak. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Bizim genel başkanımızla, o da profesyonelimiz, Umman'a gitmişlerdi. 1,5 yıl kadar oldu galiba. Bir önceki dönemde de biz yönetimdeydik o dönemde. Umman'da TL bazında Rum'un helliminin markette yaklaşık 400'lerde, 380-400 liralarda, Kuzey Kıbrıs helliminin de yine aynı markette ama 120 TL'den satıldığını gördük. Şimdi işte bundan sonra bu ne olacak derken bu eşit satma rakamlarına ulaşacak anlamına geliyor. Eşdeğer çünkü aslında. Yani artık sertifikalandırma, üretim yeri sertifikalandırması yapılabildiği için artık Rum'un malı neyse sizin de malınız o fiyata satılıyor anlamına gelecek. Evet. Bunu yapabilmek ve bunun devamını götürmek tabii ki üreticilere de bağlı. Yani bütünlüklü bir projedir bu. Tek başına ne üretici bir şey yapabilir ne ihracatçı yapabilir. Bu Tarım Bakanlığı'nın da bu süreci çok iyi yönetmesi gerekir. Tek başına görüşmelerle olmuyor işler. Ürününüz var ama keçi sütünü toplayamıyorsunuz. Etimiz var ama taban fiyatını belirleyemiyoruz. Bir bakanlık öbürünü, öbür bakanlık öbürüne atıyor konuyu. Yani, etin taban fiyatı yok ortada vesaire. Koyun sütü ve keçi sütünü yeteri kadar belki de var ama toplayacak düzen yok. Evet. Herkes bireysel satıyor. Evet. Bireysel sattığı için de siz büyükbaş hayvan sütüyle hellim yapıyorsunuz. O da standardını düşürüyor. Yani bu biraz bütünlüklü proje bunlar. Evet. Bunu tek başına ne üretici yapabilir? Burada devlet ayağının da güçlü ve işliyor olması lazım. Evet, kurumlara da burada çok ciddi yani, görevler düşüyor. Çok işte önemli. Dediğiniz gibi devlet ayağının çok güçlü olması lazım. Hükümet politikasından da öte devlet politikası aynen olması öyle. Gerekiyor. Aynen çünkü öyle. Devletin adını uluslararası arenada duyuracak şeyler bunlar. Evet, evet. Evet, tabii ötekileştirilmediğimiz günleri görelim inşallah hep birlikte. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya burada bir şey üretmek, eğer bireysel olarak ahbaplıklarımız ya da iletişim becerilerimiz yoksa ötekileştirildiğimiz anlamına geliyor maalesef. Şimdi biz bu süreci ilerletmek için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeniyle İngiltere'de temsilcilik açtık ticaret uluslararası olarak. Bu temsilciliği açmamızın sebebi İngiltere'ye doğrudan ürün satmak. Son 6 ay içinde yanılmıyorsam bir önceki dönem yönetim bir de bu yeni dönem iki kez gittik Londra'ya 6 ay içinde. Şunu gördük marketlerde. Kıbrıs Türklerinin açtığı büyük ithalat firmaları var. Bunlar dünyanın her yerinden ithalat yapıyor. Güney Kıbrıs'tan da yapıyor. Ama Kuzey Kıbrıs'tan ithalatları sıfıra yakın. Dolayısıyla biz ticaret uluslararası olarak bunun da önünü açmak istiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'ndeyken İngiltere bu ithalatı yapamıyordu. Ama artık önü açıldı. Evet, Brexit sürecin. Evet. Ve bizim başkan da bu ben gidemedim bu son gittiklerinde yine
Orada Ticaret Bakanlığı ile çok üst düzey görüşmeler yapıldı. Sırf bu süreçlerin önünü açabilmek adına. Çünkü İngiltere sürecinin ilerletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kesinlikle, çünkü bizim için çok önemli bir pazar İngiltere. Yani bizim aslında Kıbrıslı Türkler için, evet Türkiye ana vatanımız ama ikinci adresimiz İngiltere. Çok fazla orayla temasımız, alışverişimiz vesairemiz var. Neden orayla daha geniş bir yelpazede hareket etmeyelim? Tabii İngiltere demişken benim hemen aklıma Sayın Başbakan'ın açıkladığı, Bakanlar Kurulu'nun karar aldığı ve Sayın Başbakan'ın da açıkladığı ekonomik önlemler paketi. Bu dövizin yükselmesiyle birlikte yaşanan ekonomik krizlerin aşılması adına. Tabii bazı ürünlerde KDV sıfırlandı, indirime gidildi. Dövizde özellikle sterlinde 25, dolarda 20 civarı vesaire sabitleme, kur sabitlemeye gidildi. Fakat biz bu kur sabitleme olayını pandemi döneminde bir kez daha yaşamıştık. Çok da randımanlı bir süreç olduğunu söyleyemeyiz. Yani ortada. Peki bu kur sabitlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyden önce bir iş insanı olarak. Çünkü siz burada kuru sabitliyorsunuz ama burası kendi üreten, tamamen kendi üreten bir ülke değil. Her şeyi dışarıdan getirtmek zorundayız. Dışarıda da aldığımız şeyler zaten ortada. Kuru sabitlesek ne olacak, sabitlemesek ne olacak? Bu yeterli mi sizce? Şimdi şöyle, evet biz Türkiye ile Kıbrıs arasında ticareti TL'ye çevirdik ama hı hı. Türkiye aynı domatesi başka ülkelere döviz cinsinden de sattığı için buraya da o dövizin karşılığı TL'den satıyor. Evet. Günlük dolayısıyla kur çeviriliyor. Günlük kur evet. olarak çeviriyor. Dolayısıyla bu çok işlevsel bir durum değil maalesef. Hatta çok özür dilerim, sözünüzü de kesiyorum. Türkiye'deki bazı ticari firmaların, örneğin bugün dolar 23 liraysa ve yarın 24 olacaksa, yarını öngörerek 24 liradan bugünkü satışını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Tabii. TL'nin öyle bir dezavantajı evet. da var. Evet. Çünkü olası bir yükselmeye karşılık biraz önlem, yüksek tutarak satıyor. Önlem almak zorunda. Evet. Evet. Bir diğer şey oldu. Biz uzun yıllardır, her şirketin başında, bizim de başımızda, biz uzun yıllardır ithalat yaparken, mal temin ederken, telefonla bile mal sipariş edebilirken, artık mal gelince veya gelmeden parasını gönderirdik. Çok rahat bir düzen hı-hı. vardı. Evet. Fakat şimdi maalesef pandemiyle birlikte herkes sipariş ettiğiniz ürünün bedelini döviz olarak, döviz cinsinden veya karşılığı TL cinsinden hesaba girdikten sonra sipariş olarak alıyor. Evet. Böylesine bir yeni düzene girdik maalesef. Tabii bu dövizin böyle olmasının doğrudan yansımaları, tabii bizim hükümetimizin de yapabileceği başka bir şey yok. Yani daha elinden ne gelir bu anlamda? Esas sorun dengeler bozuldu. Esas sorun öngörülemeyen bir dünya düzeni var artık. Hı hı. Çünkü herkes bulduğunu rekabetçi fiyatla ucuzlayarak almak yerine bulduğunu hemen kapatmazsa zaten kaybediyor. Buna benzer bir bölümde her sektörde yok ama var. Bir kısım. Evet, artık elde üretilen mallar da talebi karşılamıyor. Evet, evet. O sıkıntı tabii, da var. Tabii gıda sorunlarımız da var. Türkiye avantajlı bir bölgede ama çok ciddi tabii, bir sorunla yaşadık. Gıda sorunları da var tabii. Dünyada. Şimdi gıda krizleri henüz rutin bozuldu ama burada gıda yoksa şurada da henüz var olduğu için buradan alarak işler taşınıyor şimdilik. Ama genel rutin bozuldu. Evet. Esas sorun burada. Bu tabii üretimin yetersizliği, biraz da Ukrayna Savaşı'yla da ilgili tabii. Üretimin yetersizliği anlamına geliyor. Siz Avustralya'dan örneğin buğday örneğini vereyim. Buğdayda Avustralya, işte Kazakistan, Ukrayna son derece önemli yerler. Evet. Ama genel rutin bozuldu. Genel rutin bozulunca bulan bulduğunu alıyor, fiyatına bakmıyor. Petrolde de böyle, hı hı. her şeyde böyle. Şu anda petrolde de belli düzelmeler var ama bulduğunuzu alıyorsunuz, yani öyle söyleyeyim. Ya belli düzelmeler var derken çok iyi niyetli bir ifade kullandınız. Hayır, genelde dünya evet. dünyada tradingde belli düzelmeler var ama
Çok düşük seviyelerde. Burası tabii evet, evet. Yani dünya geneline baktığımız zaman o petrolle düzelmeler dediniz. Az çok tahmin edebiliyorum ama rakamları gördüğümüz zaman çok iyi düzelmelerin olduğunu da söyleyemeyiz. Evet, evet. Maalesef. Zor bir dönemdeyiz, evet. Doğrusu. Zor bir Peki tamam, biz bu önlemleri alıyoruz. Türkiye zaten her durum ve şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında. O bir gerçek. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu ev ödevlerini başarabilecek mi, yapabilecek mi? Bu hükümetten bunları bekliyor musunuz? Özellikle bunu sormak istiyorum. Çünkü iş insanı olarak, evet, yurt dışıyla da çok ciddi çalışmalarınız var ama bu ülkedesiniz. Bu ülkeye katma değeri katıyorsunuz ve bu ülkede ilerlemeye çalışıyorsunuz. Her şeyden önce ticaret odası gibi önemli bir kurumda görev alıyorsunuz ve bu ülkenin ticaretini sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz. Biz yabancı yatırımcıya da biraz alerjisi olan bir toplumuz. Yabancı yatırımcı dendiği zaman, bu yabancıyı derken yani Türkiye'den gelecek hepsi, herhangi hepsi. Bir yatırımcıyı da bu kategoriye koyuyoruz. Ben size ilaveten şunu da söyleyeyim, yerliyi de koyabilirsiniz. Öyle mi? Hı-hı. O kadar mı vahim durumumuz? Tabii. Yani şimdi bir şirket kurmaya kalkın, 3-4 tane memur var orada, kimseyi, hepsini tenzih ederim, hiç kimseyi tabii. suçlamıyorum. Ama bir memur var, ona denk gelirsen bir ayda kurabilirsin. Genel bir inanış var bu piyasada. Ama diğerlerine denk gelirsen 3 aydan aşağı olmaz. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi bu yerli için de geçerli, yabancı için de geçerli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında en önemli sorunlarından bir tanesi, bilhassa Türkiye'den güçlü yatırımcıların gelmemesi. Gelenler hep küçük ve orta ölçeğin altındaki kurum ve kuruluşlar. Hatta küçük ölçek demek daha doğru olur. Türkiye ölçeğine göre küçük ölçek demek Biz gerekir. Biz büyük görüyoruz ama. Ya yani küçük. Çok yani çok az, bir elin parmaklarını geçmez. Gerçekten büyük yatırımcı diyeceğimiz firma sayısı. Yani en akla gelen işte otel sahibi olan iki grup var. Onun Hı-hı. dışında da büyük yatırımcı yok şu anda. Hı-hı. Şu ana kadar gelmiş olan. Bunu cazip hale getirmek bize bağlı. Bunu cazip hale getirmek devletin YAGA kurumuna bağlı, ticaret odasına bağlı, sanayi YAGA odasına bağlı. YAGA hayatta mı? Çok özür hayatta, dilerim. Hayatta. YAGA ne yapsın? Yani YAGA elinden geleni yapıyor aslında. Ama YAGA'nın da düşmanı çok. Yani YAGA'nın bir görevi de yurt dışından gelen yatırımcıya doğru yatırım profili göstermek, artı yatırımcının doğrudan işlerini hızlı yoldan çözmesini sağlamak. Fakat YAGA'nın da iş yaptıramadığı bir dünyadayız. Süreçteyiz. Evet. YAGA da maalesef işleri yaptıramıyor. Onun için o mecazı ifadeyi kullandım ben de. Yaptıramıyor. Maalesef yaptıramıyor. Kendi şikayetleri de bu yönde yani. Evet. Çünkü daha önceki dönemlerde ama YAGA şey yapıyor. Bir kısım kredilerde süzgeç vazifesi görüyor. Bir kısım hibe ve kredilerde o tarafı daha işliyor. Daha fazla hissedilir olması gerekiyor aslında. Çok YAGA'nın. Daha. Çok daha. Yani çok özür diliyorum ama ben bir basın mensubu olarak, konuların içinde olan bir insan olarak YAGA'nın hiç bu kadar pasifleştirildiğini, bu kadar aşağıya çekildiğini yaşadığımız bir dönem daha var mı tarihimizde bilmiyorum. Siz benden çok daha iyi bileceksiniz bir iş Maalesef insanı olarak. Maalesef pasif bir durumda, doğrudur. Evet. Doğrudur. Ama şu var, yatırım iklimini canlandırmak aslında siyasetin işi. Buradaki sıkıntı genel olarak ticaret odasında en çok söylemini yaptığı konu, bazı projelerin, hatta bütün kamuyu ilgilendiren projelerin kapalı kapılar ardında hazırlanmasından herkes rahatsız. Biz de rahatsızız. Şeffaf ihale yoluyla dosyalar hazırlansa ve o şekilde ilerlense zaten bu sorunlar fazla balon olmadan çözümlenecek işler. Evet. Bu noktayı biz de rahatsızız bu işten, bu şekliyle. Ama yatırım iklimini ve her gelen yatırımcıyı tukaka diye görmek bu ülkeye yapılan en büyük haksızlık. Yani elektrik örneğini vermem gerekirse, evet. Ya bu elektrikten kaçamayız.
öngörülen rakam en az 900 megawatt yakın dönem için. Ama çok daha yüksek olabileceği de öngörülüyor. Çünkü elektrikli araçlara hızlı geçilmesi halinde bu rakamın katlayacağı söyleniyor. İhtiyaca bakmak lazım ve ihtiyacı zikrediyorsunuz. Şimdi peki ya güneş enerji sisteminden ve diğer alternatif enerjilerden faydalanmak için bizim interconnect'e ihtiyacımız yok mu? Var. Yani fazlaysa satalım, azsa alalım. Evet, var. Var. Çünkü şu andaki kapasiteyi doldurduk. Hatta üstüne de çıktık. Biliyorsunuz bu eğer bir yerle entegre değilseniz, büyük ağla entegre değilseniz sizin aynı anda bulutlandığını düşünün havanın veya aynı anda güneş açtığını düşünün, sistem çöküyor. Evet. Çünkü o anda o şeyler devreye giriyor veya devreden çıkıyor, güneş enerji sistemleri diyelim. Onların bir anda %25 yüklendiğini düşünün sisteme veya çıktığını düşünün, sistemi kapatıyor. Evet. Yani bütün ülke elektriksiz kalır. Dolayısıyla alveri olan elektrik yapısına ihtiyacımız var. Şimdi bunun arkasında bir şey aramamak lazım. Ama olmaz efendim. Bizim ülkemizdeki ordinarius profesör mühendisler bu konuyu çevirip evirip bunun arkasında farklı şeyler arıyorlar. Yaz aylarının geldiğini, yakın bir tarihte elektrikle ilgili sıkıntı yaşayacağımızı, önümüzdeki kış aylarında bu elektrik sıkıntısının, siz de az önce zikrettiniz, elektrikli araçların da daha fazla çoğalmasıyla ve elektrik aslında tüketimimizin daha fazla artmasıyla, çünkü haneler artıyor. Oteller yapılıyor. Oteller yapılıyor. İnsanların enerjiye olan ihtiyacı günden güne artıyor. Sanayide de bir kısım bu ekranlanan megawattların içinde kayıp kaçakların olduğunu da hesaba katarsak. Evet. Ama gelmesin elektrik. Evet. Maalesef bu bunu da anlamak çok fazla lazım. Mümkün bu değil. Bu durumdan çıkmak lazım. Bu ama durum... Sayın Erdoğan'ın açıklamasına baktığımız zaman, okuduğumuz zaman Türkiye'den elektrik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. Evet. İnşallah gelecek. Çünkü elektriksiz bir dünya yok zaten. Hayat biz bu noktayı kaçırmamamız lazım. Yani biz şu an taşıma suyla değirmen döndürüyoruz. Kaldı bundan ötesi yok. Şu da var. Elektrik geldiğini düşünelim kabloyla. Santrallere yine ihtiyacınız var. Elbette. Yedeklemek zorundasınız. Bunu neden anlamıyorlar? Yani yedeklemek zorundasınız. O insanlara gene ihtiyaç var. Elbette. Bunlar olmadan, o yedekleme olmadan... Yani inanın ben Lübnan'a döneceğimizden korkuyorum. Çünkü Lübnan'da da... Allah korusun. Lübnan'da da şu oldu. Bakın son biz onların gerisinden gidiyoruz Allah'tan. Bir de ana vatanları yok onların. Bizim sıkışınca bir şey yani çok bizi şükür. Çözen durum evet. Var. Lübnan'da insanlar devleti saymaya saymaya, vergi vermeye vermeye devlet itibarsız bir devlet haline geldi. Fakir bir devlet. Evet. Elektrik santrallerini yıllardır bildiğim kadarıyla yakıt alamıyorlar artık. En sonunda bir de limanda santrali de etkileyen patlama oldu. Evet, maalesef. Efendim, şu anda her taraf jeneratör. Lübnan'a giden arkadaşlarım anlatıyor. Sisteme güvenmedikleri için her firmanın veya şirketin veya otelin 4 jeneratörü var. Az çekilen zamanda açılan var. Biraz yüksek çekilen zamanda açılan jeneratör var. Daha yüksek kullanılan ve en yüksek kullanılan saatlere uygun jeneratörleri var. Şimdi yani işte nereye doğru gidiyoruz? Bizim başkanımızın söylediği bir söylem var. Bugüne kadar satın alınan jeneratörlerin fiyatını diyor ortaya koysak Kıbrıs'a santral yeniden yaparız. Evet. Veya elektriği yeniden çekeriz diyor filan. Şimdi yani bu bir kısım şeyleri siyasetin dışında düşünmek lazım. Yani elektriği düşün, ona ayıracaksın. Çünkü siz bugün elektrik kararını verdiğiniz gün bile önce yatırımcı bulacaksınız. Sonra o yatırımcı buradaki sözleşmeyi örnek göstererek uluslararası pazardan kredi bulacak. Krediyi temin ettikten sonra bu iş başlayacak. Bir de onun süresi var. Yıllar. 2 sene, 3 sene. Evet. Yani bunları bırakın bunları böyle düşünmeyi. Yatırımcıyı en baştan istemeyerek zaten süreci devamlı öteliyorsun. Evet. Yani çok sıkıntılı bir durumdayız maalesef. Maalesef.
Evet, maalesef çok sıkıntılı bir durumdayız ama günü gelip çatınca ve elektriğimiz evde olmayınca ya da iş yerlerimizde olmayınca herkes sokağa inecek elektriksiz günlerde. O zaman kim ne yapacak? İnşallah yakın bir tarihte bu sürecin önüne geçilir ve her şey yoluna girer. Diğer taraftan tabii önemli konulardan biri aslında bizim bazen bahane olarak gösterdiğimiz ve arkasına sığındığımız, bazen de gerçekten önümüzde bir bomba gibi duran Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs sorunu. Birçok noktada bizim aslında yetimizin olmasına rağmen yetisiz gibi görünmemize neden olan ve maalesef Rum komşularımızın bu konuda ısrarlı tavırları, bizim de net tavrımızla birlikte çözümsüzlük devamıyla ilerleyen bir süreç var. Türkiye'nin bu noktada tavrı net. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yönetenlerin, ülkeyi devleti yönetenlerin tavrı net, sizlerin tavırları net. Peki bundan sonra bu süreç böyle devam ettiği sürece Türkiye'nin buradaki durumu, tutumu ve uluslararası arenadaki değeri Kıbrıs konusunda özellikle, çünkü Kıbrıs'tan kimse vazgeçmek istemiyor. Üç garantör de geri çekilmek istemiyor. Niye çekilsinler zaten her şeyin öncesinde? Bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neler bekliyor uluslararası arenada? Tanınma bir sebep olabilir, bir çıkış yolu olabilir. Onun haricinde neler olabilir? Şimdi bugün tanınma olacaksa buna kimse hayır demez, Türkiye de hayır demez. Daha doğrusu şöyle diyelim, Avrupa Birliği sınırları içinde sayılma anlamındaki tanınmadan bahsediyorum. İki devletli tanınmadan bahsediyorum. Buna kimse hayır demez veya daha başka bir çözüm ortaya çıkarsa günün koşullarında ona da kimse hayır demez. Ama bugün ülkenin kalkınmasının önündeki engelleri yaratan bir yerel dinamikler yapısı var. Biz halbuki tanınma olacakmış kısmını bir tarafa koyarak biz bugünkü benimsenen politikayla birlikte gücümüze güç katarak güneye ekonomik olarak yetişmenin yollarına bakmamız gerekiyor. Biz bunu yaparken zaten yarın hangi şekilde olursa olsun bir anlaşma, o anlaşmada sizin ekonomik gücünüzün oranında pazarlık gücünüz olacak. Dolayısıyla biz tanınmaydı tanınmamaydı kısmına takılarak aslına bakarsan ülkenin kalkınmasını engelliyoruz. Esas sorun burada. Biz ülkenin kalkınmasını engelleyen bu duruma dur diyebilsek, milli gelirimiz 28 binlerde yanılmıyorsam, bizde de 12-14 bin olabilir, olmayabilir, emin değilim. Son yıllarda bir hesap yapılmadı. Dolayısıyla biz bunu yükseltmeye bakmamız gerekiyor. Biz yani şu veya bu şekilde bu ülke üniversite ülkesi olmuş. Bunun önünü açacak işleri zamanında ve doğru yaparsak bu ülkede üniversiteler gitgide değer kazanır. Ama 110 bin öğrenci görünürken gerçekte üniversitelere giden 70 binse siz ortada bir yanlışlık olduğunu göre göre üniversitelere söylüyorum. Çok özür dilerim, bir tabela üniversitesi furyasıdır, gidiyor. Gidiyor. Ülkede yani çok fazla üniversite var. Evet. Bu ülkeden kaldırabileceğinden fazla üniversite sayısı var. Ama nitelik kazandırılmaya başlansa bugünden bu işin de geleceği olabilir. Elbette. Ama nitelik kazandırma olmadığı için şu anda brokerlar üzerinden öğrenci temin edildiği için. Maalesef. Maalesef. Yani bu kadar net ifade eden olmadı şimdiye tabii, kadar. Tabii. Aynen konuyu. Öyle. Brokerlar üzerinden öğrenci temin ediliyor ülkelerden. Bunu hepsi yapıyor. Evet. Yapmayan yok. Ve bu şekilde gelen öğrenciler var. Olabilir, olmaz demiyorum. Ama nitelik kazandırma zamanı gelmedi mi? Çoktan geldi. Niteliğiniz de sizin artık dünyadan öğrenci çekmeniz gerekiyor. Hepsini söylemiyorum. Yeni kurulanları söylemiyorum. Birkaç tane ilk beşe giren büyükleri söylüyorum. Evet. Onların nitelik kazanması gerekmiyor mu artık? Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bir çok yakın bir dostumuz, ismini zikretmek istemiyorum şimdi ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversiteler açısından, öğrenci açısından açık hava hapishanesine benzetti. Çok kızmıştım.
kendisine. Hatta bir tartışma da yaşadık ve neden dedim böyle bir ifade kullanıyorsun? Çünkü dedi bazı üniversiteler, hepsini aynı kefeye koymuyorum ama bazı üniversiteler özellikle yeni kurulanlarla ilgili ifade ediyorum dedi. Tabii bu benim değil, bir ahbabımızın, tanıdığımızın söylediği. Gidiyor dedi ülkelerden işte siyahi öğrenciler vesaire, farklı din, dil, ırk, mezheplere sahip kişileri alıyor. Öğrenci niteliği taşımayan aslında ülkemize getiriyor. Bırakıyor buraya, havadan bırakıyor diyor. Bunun içerisinde dön dolaş senin hareket alanın burası, ne istersen canın onu yap. İşte çok farklı noktalara gidiyoruz. Ülkemizin ne hale geldiği zaten ortada. Yani öğrenci demeye bir şahit ispat istediğimiz insanlar üniversitelerde kayıtlı görünüyorlar, okula gitmiyorlar, paralarını yatırıyorlar ve halen daha öğrenci statüsünde kalmaya devam ediyorlar ama diğer taraftan her türlü yasa dışı işin içindeler. Tabii tabii. Bir kurumun ben belgesine göre söylediğim 110 bin, 70 bin okula gidiyor diye. Bunu bir kurum yetkilisinin ağzından duyduğum için söyledim. İşte. Bu çok vahim bir durum. Tabii. Vahim bir durum. Tabii. Ve ada ülkelerinin en önemli özelliği sakinliği. Huzuru. Huzuru. Ve kriminal olayların çok fazla olmaması. Güncel olayların dediğiniz gibi kriminal olayların çok az olması ile önemli. Ama gelinen noktada maalesef tablo çok kötü. Ben bugüne kadar daha polisimizin, kimse kusura bakmasın, gümrük kapılarından uygun olmayanları geri çevirdiğini duymadım. Yani niye? Hiç mi uygunsuz insan yok? Yani başka ülkelerden onlarca bir uçakta belki 10 kişi bazen geri gönderiliyor da. Başka ülke derken yanı başımızda Türkiye Cumhuriyeti. Tabii yani, Türkiye'de yapıyor aynı Türkiye'de şeyi. Doğru. Yapıyor. Her yerde yapılıyor. Tabii. Şimdi siz eğer gelen kişinin uygunsuzluğunu tespit etmişseniz polis olarak, bu insanın geri gönderilmesinde sorumluluk alıp bunu yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ben bugüne kadar hiç görmedim. Çok çok az. Eğer Interpol vesaire bir sorunu varsa, kırmızı bültenler ancak öyle işte tutuyorlar falan filan da işte bir kişi oluyor 40 yılda bir. Ama koşullar uygun olmadan ülkeye gelmeye çalışan ların geri döndüğünü ben görmedim. Ya da açıklamıyorlar, biz duymuyoruz. Yok yok, görmüyor. Sadece bir dönem birikiyor bunlar. En sonunda İçişleri Bakanlığı bir kısım kurumlarla birlikte bunları fırsat buldukça deport ediyor. Evet. Ama bu noktaya gelmeden senin kapıdan da çevirme hakkın var. Evet. Yani kapıdan da çevir. Yoksa biz herkesin başına bir polis mi dikilecek? Yani ne böyle bir şey mümkün değil mümkün. Ki. Evet, bu arada biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz efendim. Zaman çok çabuk hızlı akıp geçiyor. Bir izleyicimiz, ben diyor net olarak Ramazan Bey'in ağzından 25 TL'ye sabitlenmesini dövizin uygun buluyor mu onu duymak istiyorum diyor. Dövizin, sterlinin 25 TL'ye sabitlenmesini bir iş insanı olarak doğru buluyor musunuz? Şöyle, yerel iç piyasa bakımından doğru bulabilirim ama... Döviz işi şöyle bir şey. Bu her bütün ülkeler için geçerli. Aldığınızla sattığınız eşitlenmeden sizin dövizinizin yükselmesini önleyemezsiniz. Üretmeyeyim derseniz ya da üretmeyeyim ya da ticaret yapmayayım derseniz, yani ben yeteri kadar kazanmayayım ama benim de dövizim hiç yükselmesin. Böyle bir dünya maalesef yok. Yani öyle bir dünya, öyle bir şey, 5 yıllık bir süreç herkesi zora, bankaları da zora sokar. Herkesi zora sokar. Yani öyle bir şeyi söyleyemem doğrusu. Ama bir yıllık bir süreç, daha da önemlisi bence aslında bugüne kadar yaşanmış olan sorunlar, bilhassa gençlerimiz döviz bazında borçlanmayı marifet sayıyorlar. Maalesef. Bunun esas mesele bu gibi borçlanmaların TL'ye çevrilerek bir daha bu hataların da yapılmamasını sağlamak. Yoksa dövizi 25 TL'ye bağlarsanız 5 yıllığına bir kere herkes kaçar. Yani yabancı kaçar, başka kaçaklar olur, bankalar sıkıntıya düşer. Ama siz eğer
mevcut borçları, hele hele bireysel, yeni evliliğe bağlı vesaire borçları TL'ye çevirip TL artık TL olarak ödenmesini bir sefere mahsus başarabilirseniz. İşte şimdi bu paketle birlikte, ekonomi paketle birlikte zaten Bakanlar Kurulu dövizle ilgili bankalarla görüşüp bunlarla ilgili belli yaptırımları gündeme taşıdılar. Ama onun çok ben öyle anlamadım. O çok bilmiyorum. Döviz borcu olanların özellikle. Döviz borcu olanların yeniden sabitlemesi yapılarak olursa olur. Yani kur sabitlemesi olmadan nasıl olacak? O insanlar nasıl ödeyecek? Çünkü gelir TL. Aldığı maaşa göre bir hesap yaptı ama dövizin bu kadar yükseleceğini öngörmedi. Zaten genç. Zaten gözü bir anda gözü kararıyor filan. Tamam da bunu böyle çözdükten sonra döviz sabitlemesine gidemezsiniz. Bunu böyle çözmeniz lazım. Bunu çözmeniz lazım. Dövizi sabitleyip de 5 yıl öyle bir dünya yok maalesef. Peki KDV indirimi? KDV indirimi veya sıfırlanması? KDV indirimi yapılabilir tabii. KDV indirimi yapılabilir. Zaten ülkede gelir kazandırıcı hizmet çok var. Yani sizin KDV'siz bile çok şey kazanma imkanınız var. Bir sürü sektörler var yani. Bir sürü yani bir hesap yapsak, bir liste yapsak, bir gün hazırlıklı gelip bir liste yapsam, gelsem, burada ben size söylerim, devlet hemen kendi kendine yeter hale gelir, savunma kısmı hariç. Yani hiç uzamaz yani. Ama şu günkü koşullarda siz KDV'yi durdurayım, kaldırayım dediğinizde, öteki diyor ki ben diyor suya batıp batıp çıkıyorum diyor bütçem diyor. Ben diyor arada nefes alıyorum tekrar diyor dalıyorum. Şimdi kolay değil yani. Evet. Kolay değil. Evet. Bütünlüklü bakmak lazım. Gülüyoruz ama sinirden sakın. Bütünlüklü bakmak lazım. Evet. Bakalım bu program yetmedi bize. Bence de. Sayın Gündoğdu bir program daha yapmamız lazım. Umarım. Sizinle en kısa zamanda inşallah. Umarım. Sizin de tabii adada olduğunuz ve müsait olduğunuz bir zaman diliminde. Çoğunlukla adadayız. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi sizinle sohbet etmek çok güzel. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.